Metropolis antik kenti bu gezi planımızın son durağı. Antik İyon bölgesine dahil bu antik kent, tarihin üst üste olan gelişiminin en güzel örneklerini taşımakta. Helenistik döneme ait yapıların üzerine yapılmış Bizans yapıları dikkat çekmekte. Erken Helenistik döneme ait tiyatrosunun 4000 kişilik kapasitesi şehrin nüfusu hakkında bilgi vermekte. Tiyatroda bulunan Griffon kafalı oturağı ve diğer protokol oturakları da şehrin önemli seviyedeki kişilere ev sahipliği yaptığının kanıtı. Ayrıca bunu tiyatronun hemen alt kısmında bulunan peristil avlulu evde ortaya koymakta. Tiyatronun üst yamacında bulunan stoa yani üst kapalı seyir balkonu da şehrin kültür seviyesini gözler önüne sermekte. Antik dönemin meclis binasının basamakları hala sağlam dursa da Bizans dönemi surları bu binanın üzerine yapılmış. İşte bu da tarihin akışı hakkında bizlere bilgiler sunmakta. Şehrin önemli kalıntılarından biri de antik kentin Akropolü. Afrodit'in kocası, Spartalıların baş savaş tanrısı olan Ares'e adanmış tapınağın yalnızca temelleri günümüze kadar gelmeye başarabilmiş. Geniş arazisi ve büyüleyici manzarası ile İzmir'e çok yakın olan bu antik kent mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer. Bu video ile de şimdilik bu serinin sonuna geliyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda vakit buldukça bu seriye devam edeceğiz ve teknik ekipmanlarımızı da bu anlamda geliştirmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın, tarihle kalın.